Yani sokağı buldum da. Nerede ya bu lokanta? Olduğun yerde kal. Niye? Bekle beni, birlikte gideriz. Sen neredesin ki? Tam arkanda. Böyle bakmaya devam edeceksen söyle, şöyle kenara geçelim. Yolu kapıyoruz. Gel. Lokanta şurası. Eylem, hoş geldin. Hoş bulduk Füsun teyzem. Bu Mert. Bir arkadaş. Hoş geldin oğlum. Merhabalar, hoş bulduk. Sen oğlum! Hadi geçin oturun. Bak gazeteci kız, ben öyle kısırdı, yalancı çiğ köfteydi, çakşukaydı falan anlamam. Harbi harbi yemek isterim. Ay, dert ettiğin şeye bak ya. Füsun teyzem ne vereceksin bize? Vallahi bugün düğün çorban var. Hünkar beğendi. Çok güzel pilavım var. Bir de karışık kompost. Üf! Ne diyorsun? Allah diyorum, ne diyeyim? Bu nasıl yemek yemek ya? Sakin olsana. Parasız yatırılan alışkanlık. Birileri tabağını kapıp götürmeden silip süpüreceğim. Güzel ha. Sen nereden tanıyorsun Füsun teyzeyi? Çocukken aynı mahallede oturuyorduk. Oğul Sarp var, yakın arkadaşımdı. Sonra bizimkiler uzun süre bir yerde oturamadıkları için taşındık. Ama ben İstanbul Üniversitesi için geri döndüğümde yeniden görüşmeye başladık. Anladım ama sizinkiler niye uzun süre bir yerde kalamıyor? Bizimkiler işte. Yani öyle bir yerde uzun süre kalmaktan pek hoşlanmazlar. Yarın hiç yokmuş gibi yaşarlar. Zaten onların kızı değilim ben. Yani arkadaşlarıyım, onlar beni öyle görürler. Ne güzel işte, daha ne istiyorsun? Bir aile istiyorum. Bırak da çocuk yemeğini yesin. İyi de Füsun teyzeciğim, bu yemek yemek değil ki. Resmen kavga ediyor. Nasıl, beğendi mi yemekleri? Füsun teyze, şu kadarını söyleyeyim. Ben anne yemeği nedir bilmem ama bugün burada onu da yemiş oldum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Siz aynı işte mi çalışıyorsunuz? Gazeteci misin sen de? Yok, polisim ben. Evladım, ne yanlış söyleyeceksin. Benim de bir oğlum var. O da polis olacaktı. Onu hatırladım. Neyse, tadınızı kaçırmayayım. Siz yemeğinize devam edin. Hikaye nedir? Boş ver şimdi. Anlat ya, merak ettim. Oğul Sarp var demiştim ya. Şu çocukluk arkadaşın o. Sarp polis akademisinden mezun olacağı hafta atıldı. Sarp da kendine yediremedi tabii. Mezuniyet günü müdür hep silah çekti. Yusuf müdür yok mu ona? Bizim Yusuf müdür mü? Aynen. Sonra 12 ay hapis yattı, çıktı falan. Şimdi de böyle bir değişik tiplerle takılıyor. Nasıl değişik? Ağır abilerle. Çocuğu yok mu? Bir oğlu daha vardı. Umut. Çocuk yaşta kaçırıldı ama. Ne oldu sonra? Polis kanlı gömleğini getirdi eve. Ne diyorsun sen ya? Amma hikaye ha. Harbi harbi üzüldüm Füsun teyze. Peki
kocası falan yok mu? Tek başına mı mücadele etmiş her şeyi? O konulara hiç girme. Yani kendimi bildim bileli hep tek başınaydı. Ama Füsun teyze gördüğüm en güçlü kadındır. Abi mendil alır mısın ya? Abla sen al. Hadi abi siz alın. Abi mendil alır mısın ya? Abi sen al. Abla mendil alın. Abi sen al. Hadi abi ne olur bir tane. Ya. Hadi abi ekle karısı bir tane. Mert yeter artık ya gidelim. Alsanız ölür müsünüz? Niye kimse mendil almaya buldum lan? Niye? Hiçbiri almıyor ki lan bunların. Aferin kız. Bu ne lan? Lence satıkı mı veriyorsun sen? He? Hepsi bu abi. Sökül lan. Abi vallahi hepsi bu. Sökül lan. Hepsi bu. Gel lan buraya. Vallahi hepsi bu. Çıkar ayakkabıdır. Çorapları çıkar. Abi inanmıyor musun? Vallahi hepsi bu. Lan çıkar çorapları. Çıkar ötekini de. Demek hepsi bu ha. Bu ne lan? Ne yapacaktın lan bu parayı? Yalan konuşmasan dövmeyeceğim seni söyle. Kendime salın ekmek alacaktım abi. Bıktım artık çıkma ekmek yemekten. Aferin lan. Harbiciyimiz. Seni ben dövmeyeceğim. Patron dövecek. Çocukluğumdan kalma bir şey. Derinlere daldım. Füsun teyzenin hikayesini dinleyince ben de öyle eskilere gittim. Helal olsun kadına, yıkılmamış. Hesabı alalım mı Füsun teyze? Şişt, dur dur. Bu yemek benden, unuttun mu? Borcumu ödüyorum. Ne borcu ya? Allah Allah. Hayda. Bırak. Hesap mesap yok. Boşuna kavga etmeyin. Olur mu öyle şey Füsun teyze? O kadar yemek yedik. Bir dahaki sefere ödersiniz. Tamam, teşekkürler. Benim işe dönmem lazım da birlikte gider miyiz? Sizin şubeye gideceğim. Efendim müdürüm. Evet, biliyorum orayı. Anladım. Hemen geliyorum müdürüm. Ben mi lazım? Evet. Gazeteci kız. Yemek için teşekkürler. Ne demek? Görüşürüz.